ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İlahi ya Rabbi, depremden önce ve depremden sonra, hasreten de depremde vefat eden tüm mevtalarımıza rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle, yakınlarına sabr-ı cemil nasip eyle, yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar nasip eyle. Bu mezarlıkta ve tüm İslam beldelerindeki Müslüman kardeşlerimizin mezarlıkta yatan, tüm Müslüman mezarlıkta yatan mevtalara rahmet eyle, merhamet eyle. İlahi ya Rabbi, bizleri de ölümden ibret alıp ölüm için hazırlık yapan kullarından eyle. Ya Rabbi, bizleri de affeyle, bağışla. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve kina azaben nar. Rabbena gıfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hisab. Allah'ım hem bu dünyada bizlere iyilik ver, hem de ahirete bize iyilik ver. Cehennem azabından koru. Anne babalarımızın günahlarını affeyle, bağışla. Yeryüzünde ölmüş ve kalan tüm müminleri bağışla, hesabını kolay eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Azamallahu ecrekum ve ahsene azaakum ve gafarallahu li meyitikum meyitetikum ila cemi'il mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat el ahya'i minum vel amuat bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet, devam ediyoruz. Sol! Sol! Geriye. Karşıdayız efendim. Hazırım. Belediye başkanlarımızı misafir ediyoruz. Adıyaman için tarihi bir gün. Adıyaman Belediyesi'ne yapmış olduğunuz ziyaret için teşekkür ediyoruz. Şehrimize şeref verdiniz, onur verdiniz. İlçe İstanbul'dan gelen belediye başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız burada. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tabii 6 Şubat'ı yaşamış, büyük bir yıkım yaşamış şehre böyle kıymetli bir heyetin ziyarette bulunması, acılarımızı paylaşması kentimiz için önemli, şehrimiz için önemli. Sayın Başkan, inanın ki sizin gelişinizin haberi bile Adıyaman'da büyük bir heyecana, büyük bir coşkuya sebep oldu. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz burada, bizim belediye binamız yıkıldı. Valiliğimizin bize tahsis ettiği iki katta hizmet vermeye çalışıyoruz. Belediye binamızın inşallah yarın hizmet binamızın temelini de atacağız. Biraz önce siz koridordaki çalışma arkadaşlarınıza söylediniz. Burası gerçekten şu anda seferberlik hali var. Büyük bir savaş halindeyiz. Depremle savaşıyoruz. Yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde sizin desteğinizin yanımızda olması bize büyük güç verdi. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Evet. Abdurrahman Başkanımıza teşekkür ederiz. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, Türkiye Belediyeler Birliği olarak son yaptığımız encümen toplantımızda kıymetli encümen üyelerimizle beraber bir sonraki toplantımızı deprem bölgesinde yapalım ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ilk büyük destek paketini de deprem bölgesinde yara almış ve büyük mücadele veren belediyelerimize destek olarak açıklayalım, ortak kararını almıştık. Bugün o karar karşılığında Adıyaman'dayız ve bütün encümen üyelerimizle birlikte birazdan Adıyaman'da toplantımızı yapacağız. Ve
birlikte deprem bölgesine dair düşüncelerimizi ve burada o günden bugüne yürüyen süreçle ilgili önerilerimizi ve geleceğe dair önerilerimizi, duygularımızı paylaşacağız. Tabii acı bir deprem yaşadık 6 Şubat 2023 günü. Bu depremi biz yaşamıyoruz. Dünyadaki coğrafyaya baktığımızda birçok şehri, depremle yüzleşen birçok ülkeyi görebiliriz. Ama üzülerek ifade edelim ki bu konuda en kötü sınavı veren ülke biziz. Bu çağda, bu devirde depremin insanlarımızı tabiri caizse tümden yok eden bir afet ötesi duruma dönüşmesinin altyapısını kuran bizleriz. Bu memleket insanları olarak bugün dostlarımla da paylaştım. Gerçekten başımızı öne eğerek yürümeliyiz. Biz eğer 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran ve uyandıran 99'daki Gölcük depremi sonrası 25 yıl geçtikten sonra Gölcük'ten daha acı bir insan kaybıyla yaşadığımız depremi yaşamak utanç vericidir. Bütün bu sürecin sorumluluğunu elbette ki yöneticilerin önde duran sorumluluklarını ele alarak ama bütünüyle ele alarak konuşarak yeni neslin depremle bu şekilde yüzleşmemesini sağlamak adına adımlar atmalıyız. Bu bilinçle bugün buradayız ve konuşacağımız her kelime, her cümle bu bilinçle kurulacaktır. Tabii Adıyaman'dan 11 şehrimize bir bakış oluşturacağız. Özellikle bugün elbette değerli dostum, sevgili kardeşim ve Adıyaman'da gerçekten değerli bir başarı elde ederek büyük bir sorumluluğu üstlenmiş olan Abdurrahman Tufdere nezdinde bu bölgede görev yapan bütün belediye başkanlarını bu dönemde verecekleri hizmetin bir kutsal hizmet olduğunu, bu dönemde ortaya koyacakları performansın tarih boyunca unutulmayacağını kendilerini hatırlatmak isterim. Çünkü hepimizden çok daha önde, çok daha kutsal bir görevin içerisinde olacaklar. Bir seferberlik duygusuyla çalışıyorlar ve çalışacaklar. Abdurrahman Başkan'a söyledim, çalışanlarına da söyledim. Belediyelerde görev alan kardeşlerimiz, hemşerilerimiz, dostlarımız da aynı seferberliğin içerisinde büyük bir emek ortaya koyan çalışma arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz de Türkiye'mizin bütün belediyeleri, bütün yerel yönetimleri olarak güçlü bir dayanışmayla bu bölgedeki bütün yerel yöneticilerin ve belediye başkanlarımızın yanındayız. Onların güçlü olmasını istiyoruz. Onların bir an önce bu güzide şehirlerimizi, beldelerimizi ayağa kaldırmalarını istiyoruz. Şunu söylemek gerekir. Az önce başımız öne eğik olmalı dedim. Bu memleketin bu 11 şehirdeki insanlarını mutluluk seviyesi, huzur seviyesi, tabii kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz, o büyük acımız ama mutluluğu, huzuru, ekonomik seviyesi, eğitimle ilgili altyapısı, bütün koşulları, Türkiye'mizin herhangi bir yerindeki vatandaşıyla moral seviyesi aynı seviyeye gelene kadar mücadelemiz sürmelidir. Eğer aynı seviyeye geldiğini gördüğümüz anda rahatlamalıyız. Gelmiyorsa, gelmemişse rahatsız olmalı ve büyük çaba göstermeliyiz. Bu konunun siyasi partisi veya bürokrasideki herhangi bir kurumu diye bir şey yok. Bir bütünüz, birlikte ele almalı, birlikte düşünmeliyiz. Bu manada burada bulunan çok kıymetli büyükşehir belediye başkanlarımız, il ve ilçe belediye başkanlarımız var. Biliyorum ki her birisi çok yoğun bir biçimde bu bölgeye o dönemde hizmet verdiler, vermeye devam ediyorlar. Bunların tamamı sorumluluğumuz ve o sorumluluk duygusuyla yaptığımız işlerdir. İnşallah bir an önce deprem bölgesindeki yaralarımızın sarıldığı ve burada insanlarımızın güçlü ve güvenli yuvalarına kavuştuğu ve inşallah normal hayata döndükleri günleri görebiliriz. 15 ay sonra yaklaşık depremden
Hatta 18 ay sonra buraya gelmiş olduk. Adıyaman'dayız. Deprem sonrası geldik. Bugün de buradayız. Yine geleceğiz. Ve bir elimiz, bir gözümüz, bir kulağımız hep burada olacak. Kalbimiz de buradayız. Bütün becerimiz de buradayız. Abdurrahman Başkan'a ve bütün belediye başkanlarımıza, yöneticilerimize başarılar dileriz. Çok teşekkür ederiz. Telefonunuzu hemen efendim. Sen ezelden beri hür doğmuşsun, hür yaşarsın. Hangi ihtiyacın? Sana bir soru verelim. Bir soru verelim. Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederiz. Başkanım. Başkanım. Başkanım seni bir öpürüm. Benim eski dostumsun, İstanbul'da. Tamam, tamam. Başarısın.